Bursa'nın en güzel yanlarından bir tanesi bir arada yaşama kültürü. Farklı ekinlerden gelen insanlar birbirlerinin geçmişlerine, geleneklerine saygı duyarken bir arada da yaşamakta, bu toprağı sevgilerini hissetmekte ortak duygular besliyor. Göç eden hayatlarda işte bu kültür ayaklarından, Bursa'nın vazgeçilmezlerinden Kırım Tatar Türklerinin hikayesine eğiliyoruz. Kırım'dan Türkiye'ye yaşanan kitlesel göçlere baktığımızda 1783 yılından sonraki akımlar dikkat çekiyor. Ancak bu tarihten önce de Kırım'dan Osmanlı'ya doğru göçler yaşanmıştı. Önceleri 15. yüzyılda Altın Orda Devleti'nin devamı sayılabilecek Kırım Hanlığı ile Osmanlı arasında bir ittifak yaşandı. Ve bu ittifaktan sonra Kırım'dan bu tarafa doğru askeri ve ilmi olarak göçler yaşandı. Sonrasında 16. 17. ve 18. yüzyıllarda gerek şahsi gerekse dönemin şartlarına bağlı olarak göç hareketleri de devam etti. Erken dönem göçleri yaşansa da ana akım göçler 1783 yılında Çarlık Rusyası'nın Kırım'ı ilhak etmesinden sonra yaşandı. 1768 ve 74 yıllarında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra 1774 yılında Küçük Kaynarca Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Kırım'ın bağımsızlığı sözde tanınmış olsa da zorlu ve kanlı bir süreç başladı ve nihayetinde 1783 yılında Çarlık Rusyası Kırım'ı ilhak etti ve bu 20. yüzyıla kadar devam edecek bir sürecin başlangıcıydı. Altın Orda Devleti yıkıldıktan sonra o bölgede mirasçısı olarak Giray sülalesi tarafından yönetilen bir Kırım Hanlığı kurulmuştu. Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı 15. yüzyılın son çeyreğinden itibaren müttefik haline gelmişlerdi. Bu ilişkide Kırım, Müslüman bir imparatorluğun parçasıyken aynı zamanda kendi iç işlerinde de serbestti. Yine de hanların atanması veya azledilmesi ve hanlığın dış ilişkileri Osmanlı Sarayı tarafından idare ediliyordu. Ancak geçen sürecin sonunda 1774 yılında Küçük Kaynarca Anlaşması imzalandı ve dengeler bozuldu. Kırım artık Osmanlı elinden çıkmış, Kırım'ın bağımsızlığı tanınmış gibi görünse de mutlak bir Rus hakimiyeti başlamıştı ve 1783 yılındaki ilhaka kadar da bu böyle devam etmişti. 1770'lerden sonra Kırım'dan Osmanlı'ya göçler hep devam etti. Bunların ana sebebi de siyasiydi denilebilir. İlhak sonrası bunu kabul etmeyeceği belli olan siyasi kanat yani Geraylar Osmanlı'ya sürülmüştü. Aynı zamanda dini faktörler vardı ki bölgeye Osmanlılardan dolayı Türk ve Müslümanlardan arındırılmak isteniyordu. Yine Kırım'ın stratejik konumu da bu noktada çok önemliydi. Çünkü Akdeniz açılma politikalarında Kırım stratejik bir konumdaydı. Kırım Tatarlarının yaşadığı göçler ve acılar maalesef bunlarla son bulmamıştı. 19. yüzyılda Kırım'dan gelenler özellikle Rumeli'ye yerleştirilmişlerdi. Ancak yaşanan 93 Harbi sonrasında Balkanların ve Kafkasların yaşadığı acılara onlar da ortak olmuş, tekrar da Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmışlardı. Yaşanan bu acı sürecin ucu Anadolu'daki pek çok yer gibi Bursa'ya doğru da uzandı. Özellikle Namazgah, Molla Arap ve Yeni Mahalle civarına pek çok Kırım Tatarı yerleştirildi. Osmanlı döneminde de Kırım önemli bir nokta, yani uç bölgesi, en sınır bölgesi. Maalesef ilk düşen toprak da Kırım. Kırım hanedanlığının, yani Giray hanedanlığının şöyle de bir özelliği var. Belki geçmiş yakın dizilerde vurgulandı, onu da tekrar edeyim. Osmanlı hanedanı herhangi bir sebepten dolayı yok olursa, yani tükenirse, yerine Kırım Giray hanedanlığı ikame edilecek. Yani öyle bir anlaşma var. Yani o kadar iç içe Kırım'la Osmanlı. Tabii ifade ettiğim gibi Osmanlı'nın o maalesef 93 Harbi'de de bizim çok toprak kaybımız da oluşmuş. Hatta
Anadolu'ya ilk göçler o dönemde olmuş. Ondan sonra o kader süreci burada insanları etkilemeye başlamış. Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde Kırım'dan göç etmiş soydaşlarımız yaşamakta. Bursa'da biz de bu Kırım'dan göç eden ailelerin çocuklarından biriyiz, evlatlarından biriyiz. Kırım'dan göçenler çok uzun zamandır, 93 Harbi diye anılan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda özellikle göç etmişler. Hatta bazı ilçeleri kuran unsur oluşmuş bu anlamda. Yani Türkiye'nin her yerinde, doğusundan batısına kadar her yerde var ama biz de şanslı bir aile olarak Bursa'ya yerleşmiş benim atalarım. Tabii Kırım Savaşı'nda önce Kırım Savaşı'ndan sonra daha doğrusu o Kırım iyice işgal altına, Ruslar tarafından işgal altına alınınca Romanya, Köstence tarafına, şimdi Bulgaristan sınırları içerisinde Dobrich denilen bölgeye, Hacıoğlu Pazarcı denilen bölgeye yerleşmişler önce ama ardından Osmanlı-Rus Savaşı olup Osmanlı-Rus Savaşı'nda da yine oralar işgal olununca yine işte kendi kültürlerini, inançlarını yaşamak adına bu defa o 1878 yılında işte Türkiye'nin çeşitli illerine yerleşmişler. İfade ettiğim gibi biz de Bursa'ya, hatta Molla Arap Mahallesi'ne yerleşmişler. Orada düşünün, ben üçüncü, dördüncü kuşak olarak orada doğup büyüdüm. Benim dedem de o mahallede doğup büyümüş. Bursa'da işte Yeni Mahalle ve Molla Arap'tan uzanıp Alacırka'ya kadar o hattın üzerinde o bölgeden gelip yerleşen soydaşlarımız var. Çarlık Rusyası'nın 1783'te Kırım'ı ilhak etmesinden sonra ufak dalgalar halinde kitle göçleri gerçekleşti. 1792-93 yıllarında 1802-1803, 1813-1830'lu yıllarda dalga dalga devam eden göçler dışında en büyük dalga 1853-56 yıllarındaki Kırım Harbi'nden sonra yaşandı. En sonu ise 93 Harbi'ydi ve bu da yıkım getiren yıllardı. Kırım Hanlığı'nın çöküşü, biliyorsunuz, 93 Harbi denen 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra büyük göçler başladı. 1878'in hemen öncesinde de 1870'li yıllarda da göçler başladı. Ama biz, yoğun olarak 1878 yılından itibaren Kırım'dan bizim ak topraklar diye tanımladığımız Anadolu'ya göç başladı. Göç 3 yoldan oldu. Az bir kısmı Kafkaslar üzerinden doğudan geldi. Az bir, yine çok fazla olmamak kaydıyla Yalta sahil, Kırım'ın sahil bölgesinde yaşayanlar gemilerle Karadeniz'i aşarak Sinop ağırlıklı olmak üzere geldiler. Ve çok büyük bir bölümü karayoluyla Romanya, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiler. Gelirken de önemli bir kısmı Romanya'da konakladı ve kaldı. İşte benim ailemden anne tarafım Romanya'ya yerleşmişler ve orada yaklaşık bir 70-80, 60-70 yıl kadar yaşamışlar. Ta ki İkinci Dünya Savaşı patlayıp Romanya topraklarının bir bölümü Bulgaristan'a geçince Bulgaristan zulmünden bu kez kaçarak 1942 yılında annemin ailesi, önce abileri 1941'de gelmiş, 42'de anne babasıyla birlikte gelmişler. Baba tarafıma gelince onlar doğrudan karayoluyla dedem çocukken gelmiş ve babam Eskişehir'de doğmuş. 1914 doğumludur
Dedemse 1800'lü yıllarda, işte dediğim gibi 5 yaşındayken gelmiş. Demek ki 1873 doğumlu diyebiliriz yuvarlak hesap. Annemin babası da 1881 doğumlu. Ve gelmişler, işte 1943'te evlenmişler. Ben de 1944'te doğmuşum efendim. Anneannemin annesi ve babası Esma anne, ninemiz oluyor. Kırım'da eşiyle birlikte, işte büyük dede. Hatta bir de kardeşi varmış. Onu biz bilmiyoruz, görmedik. Bunlar Kırım'dan Köstence Limanı'na geliyorlar. Erkekleri yollamıyorlarmış, sadece bayanlar. Bizim o dedelere çarşaf giydirerek aynı motora bindirip o sal gemi gibi işte bir şeye, gemi değil tabii, Köstence Limanı'na iniyorlar. Orada bu anneannemin annesi babası Bursa'ya geliyor. Kardeşi de, dedenin kardeşi Köstence'de kalıyor orada. Aradım ben onu sonra, hani şey yaptıktan sonra, bu tabii ki iki kardeş buluşamıyor bir daha. Askere gidiyor. Edirne askerlik şubesinden gittiğini öğrendim. Edirne'ye gittim. Acaba hani benim gibi onun da torunlar, biz nasıl ki torunlarıyız burada, onun da vardır, onları bulurum diye. Bayram Ali oğulları, tabii eskiden soyadı yok, sadece Bayram Ali kızı, Bayram Ali oğlu, anneannemin gelin. Ama o zaman Edirne askerlik şubesi yandığı zaman, yanınca arşivi yanmış, bulamadım. Onları bulamadım, üzüldüm. Kırım Tatar Türkleri, Anadolu ve Osmanlı'nın bulunduğu toprakları her zaman vatanları bilmiş ve buraları ak toprakları olarak nitelemişlerdi. Ak topraklara ilk gelenler daha çok Rumeli'ye yerleştirilmişti. Ancak 93 Harbi ve Balkan Savaşları'nda onlar da Balkan Türkleri ile aynı kaderi paylaşmış, Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmışlardı. Gökteki nurlu güneş bir ihtimal, sönse söner, ışığı kalmaz biter. Ama hiç sönmez bizim Tatar. Malum küçük kaynarca anlaşmasıyla Kırım Türkleri büyük bir sıkıntının içine düştüler. Rusya'nın büyük bir taziyiyle o tarihten itibaren, yani 1783'lerden itibaren devamlı yurtlarından çıkarılma, göç ettirilme uğraşıldı. Bu 140 yıl falan süren bir süreç, yani neredeyse Sovyetler Birliği'nin kuruluşuna dek giden, daha sonra da süren sıkıntılar var da, bu süreçte tabii yaklaşık 1 milyon 800 bin Yusuf Alaçoğlu'nun dediğine göre 1 milyon 800 bin Kırım Tatarı Balkanlara geçmiş bulunuyordu. Balkanlardaki ahaliyle birlikte 93 Harbi'nden sonraki sıkıntıları birlikte yaşadılar. Tabii bu göçler Türkiye'ye yöneldi bilahare. Bu Türkiye'ye yöneliş sırasında, yani Balkan'dan Türkiye'ye yönelen ahalinin de 3 milyonunu yollarda kaybettiğimiz bildiriliyor kaynaklarda. İşte bizim aile de o zaman Köstence'ye bir şekilde ulaşıyor ve Hurşova nahiyesi diyelim, orada Hurşova'da bir müddet bulunuyorlar. Yani tam ak topraklara, bizim olan topraklara, Osmanlı'ya sığındık derken, bu sefer işte 93 Harbi'nin yenilgiyle sonuçlanması sebebiyle Osmanlı coğrafyası bütünüyle sıkışmaya başlıyor. Yani Kafkaslar'da sıkışıyor, Balkan'da sıkışıyor. Balkan'daki diğer uluslar, yani Osmanlı idaresindeki diğer uluslar da milliyetçilik hareketlerine başlayınca Balkan'da kalma imkanı da zorlaşıyor. Ve yeni bir göç dalgası Türkiye'ye doğru başlıyor. İşte bizim ailenin o zaman Köstence, yani daha önce Umut'la geldikleri Köstence'den yine o limandan Türkiye'ye doğru İstanbul ve Bursa, işte Mudanya ve Bursa çizgisinde bir gelişleri oluyor. Alacahırka'ya yerleşiyorlar. Aile Alacahırka'da bir müddet oturduktan sonra
dedem Selim Efendi, Okçular Çarşısı'nda, orası Alaca Mescid Mahallesi'dir. Bıçakçılar Sokak'ta bir ev ediniyor ve Nefise Hanım diye işte gene bir Tatar kızıyla izdivaç ediyor. Kırım Tatarları Kırım'dan gelmedir. Kırım'da yaşayan, Bahçesaray'da, Yalta'da, bu o bölgede yaşayan Tatarlardır yani. Şimdi Tatarlar tabii değişik Nogay Tatarları var, değişik Tatarlar var ama biz onları hepsini kardeş gibi görüyoruz ama dediğin gibi bizim Kırım Tatarları daha değişiktir şeyleri, yüzlerinden belli olur. 1850-55 senelerinde Kırım'dan çıkmışlar. Romanya'ya gelmişler. Romanya'da birkaç sene kalınca orada Türkiye'ye göç etmişler ailemiz. Tabii annemin ailesi burada Bursa Yeni Mahalle'ye yerleşmişler. Babamın ailesi de İnegöl Amide Mahallesi'ne. İnegöl Amide Mahallesi, orası Tatar bölgesidir orada. Orada bir yerleşim olunca tabii babamla şey yapınca biraz şey önce Bursa'ya yerleşmiş. Babam sonra Bursa'ya gelmiş. Annemle tanışmış. Sonra tabii evlilik yapmışlar. Yine Yeni Mahalle sürdürmüştü hayatlarını falan. İşte biz de bu mahallede doğduk. Yeni Mahalle'de doğduk. Yeni Mahalle'de olunca tabii bizler buradaki insanlarımız orada hepsi sıcakkanlı insanlarımızdı. Dedemin babası gümrükte işe gelirken demişler ki sen ne mesela ne için geliyorsun Bursa'ya? Onlar da biz de demiş vatanımız demişler. Vatanımız. Ondan sonra işte bir sana bir soy isim verelim demişler. O da baba dedemin ismine Katık Yemez koymuş. Dedemin babasının ismi Katık Yemez koymuşlar. Katık Yemez de yoğurt yemez yani. Yoğurt demek esaslanı. Onun için Katık Yemez koymuşlar. Burada dedem bizim işte pazarcılıkla başlamış. Bizler yetiştik, büyüdük. Burada hayatın cilvesiyle her türlü işe girip çalıştık. Kırım Tatarlarının son 200 yıldaki acılarına, topraklarından koparılmaları, din ve neredeyse dil birliği yaşadığı bir coğrafyaya gelişine bakıldığında, dönem dönem incelendiğinde Çarlık Rusyası, Kırım ve Osmanlı ilişkileri kilit noktada. Rusların özellikle Aleksandr Nevski döneminde Tötonları Rusya'dan sürmeye başlamaları, daha sonra Petro ile beraber güçlerini pekiştirmeleri ve nihayet biliyoruz işte Çariçe 2. Katerina döneminde bölgeye yönelik taarruzlarının artması Kırım'da da bir göç olgusunu zaruri olarak ortaya koydu. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Henüz 15. yüzyıl itibariyle bile Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Kırım köyleri ve yerleşimleri vardır. Fakat bunlar şahsi tercihlerdir. Yani bir kitlesel göç değildirler. Fakat esas kitlesel göç olgusu tabii Rusya'nın bölgeyi ilhakıyla beraber başlar. Şimdi Kırım baktığımızda Rus stepleri içinde ve Rusya'nın sahil şeritlerine oranla en güzel yer diyebiliriz. Tabii burası küçük bir yarımada. Yani çok büyük bir nüfusu kaldırmaz. Ama stratejik önemi çok büyük. Aynı zamanda doğal güzellikleri muazzam. Şimdi bu konum tabii Ruslar açısından çok cezbedici. Eğer sıcak denizlere inecekseniz Kırım gibi Karadeniz'i kuzeyden bir kartal gibi kontrol eden limana ihtiyacınız var. Ki bu Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol Limanı bütün bir Karadeniz donanması için de son derece güvenlidir. Bu açıdan Rusya'nın temel meselelerinden biri oldu. 1774'teki Küçük Kaynarca Anlaşması'yla artık mutlak bir Rus nüfuzu vardır. Görünürde Kırım bağımsızdır anlık olarak ama her işe Ruslar burnunu sokmaktadırlar. Nitekim 9 sene sonra da bölgeyi ilhak etmişlerdir. Tabii bölgeyi ilhak edince yarımadada küçük olduğu için fakat jeostratejik önemi de çok büyük olduğundan oranın demografik yapısını değiştirmek gerekiyordu. Yani bir nevi bir detatarizasyon yapmaları lazımdı. Ve bu detatarizasyon süreci içinde yapılacak en önemli şey bölgeyi mümkün mertebe en kısa sürede Hristiyanlaştırmaktı.
Çünkü Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki mücadeleler 18. yüzyılda sınırlı kalmayacağı, 19. yüzyılda da çok önemli bir yer teşkil edeceğinin farkındaydı Rus İmparatorluğu. Bu açıdan halkı Müslüman olan, Osmanlı İmparatorluğu'yla çok sıcak ve tarihsel ilişkileri olan bir nüfusu bu kadar stratejik bir bölgede tutmak istemediler. Ve mümkün mertebe bölgeyi Hristiyanlaştırırken aynı zamanda Kırım Tatarlarını da göçe zorlayacak ekonomik tedbirlere başvurdular. Zaten bölgeyi ilhak ettikleri gibi başta Giray ailesi olmak üzere Kırım'ın pek çok aristokrat ailesini Osmanlı görevlileri olduğu için sürmüşlerdi ve bunlar Osmanlı İmparatorluğu'na gelmek zorunda kalmışlardı. Artık bu aristokratlar ve Kırım'ın hakim ailesi Osmanlı'dan sürüldükten sonra tabii halkın orada tutunabilmesi daha da zorlaştı. Öncelikle Kırım Hanlığı'na ait topraklar ve vakıf arazileri Rus devleti tarafından ele geçirildi ve bunlar Hristiyanlara verilmeye başlandı. Zaten Rus soğuğunda tarım yapmak en önemli meseledir. En azından Karadeniz'in ılımanlaştırıcı havası içinde topraksız Rus köylülerin buraya akın etmemesi mümkün değildi. Nitekim gerek Ruslar gerek Ukraynalılar Ortodoks oldukları için buraya yerleştiler. Ve onun dışında bir kısımda Yahudi kaldı. Bu Yahudilerin de Türk asıllı olduğunu söylememiz lazım. Yine Odessa limanları çevresinde ticaret yapan Rumlar vardır. Ama baktığımızda peyderpey Müslüman nüfusun azalmaya başladığını görürüz. Ve bu neredeyse aralıksız devam etmiştir. Yani 1783'ten 1922'ye kadar bu göçlerin devamını görürüz. Kırım Tatarlarının Bursa'ya geliş hikayesi olay ekranlarında devam edecek. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.